Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Sınırımızın yanı başında İran'da 5,9'luk bir deprem meydana geldi. Bu sabah saatler 8.53'ü gösterirken Van'da da aynı şiddette hissedildi. Binlerce kişi kar soğuk demeden kendini can havliyle sokağa attı. Ama atamayanlar da oldu ne yazık ki. Evleri başlarına yıkıldı. 9 kişi var hayatını kaybeden. 37 kişi de yaralandı. Aralarında durumu ağır olanlar da var. Kurtarma ekipleri sabahtan bu yana canla başla enkazdan bir ses duyabilmek için, bir nefese ulaşabilmek için çabalıyor. Her bir köyünde taş üstüne taş kalmamış. Çok zor. Allah kimsenin başına getirmez. Kerpiç evler 5,9 büyüklüğündeki depreme dayanamadı. 4 köy yerle bir oldu. 9 kişi hayatını kaybetti. Maalesef köyün çoğu yıkılmış durumda. Evi yıkılmış bir ailenin yanındayız. Ve enkazdan çıkartılmış bir engelli çocuk. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem sabah saat 8.52'de meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Van Başkale'de de hissedildi. Depremin en çok etki verdiği yer Elbeş köyündeyiz. Artçı depremler devam ediyor. Hem temkinli hem de tedbirliyiz. İlçeye bağlı 4 köy en büyüğü 4,3 olan onlarca artçıyla sallandı. Evdeydi, zorla kurtardılar. Köyün hemen hemen yarısı yıkılmış durumda. Burası da betonarme bir bina ve bu binada da büyük hasarlar oluşmuş durumda. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma ekipleri hızla deprem bölgesine sevk edildi. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Biz komşu köyden geldik. Şu yukarıdaki evde enkazın altında çocukların olduğu söylendi. Deprem bölgesine gelen bazı vatandaşlar da ellerinde ekmeklerle geldiler. Bakın şu noktaya depremzedeleri ekmek getirdiler. Moloz yığınlarının arasından 9 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralı 37 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılar hepsi hastanelere ulaştırıldı. Onlarca ev ve ahırın yıkıldığı 4 köyde çok sayıda hayvan telef oldu. Elbeş köyünde taş üstüne taş kalmamış. Depremin en çok etki verdiği yer. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki deprem bölgesinden Van'a gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan'a telefonla bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, yani vatandaşımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir. Depremzedeler için bölgeye 1250 adet çadır gönderildi. Türkiye-İran sınırındaki 5,9'luk deprem Başkale'de büyük yıkıma sebep oldu. Kayıplarımız var maalesef. Tedirginlik devam ediyor. En çok merak edilense hala enkaz altında olan var mı sorusu. Ahmet Çelik Başkale'de bizleri bekliyor. Son duruma ilişkin bilgileri almak için dönelim hemen. Ahmet, var mı enkaz altında kimse? Çalışmalar ne aşamada ki? Hasarlı yapılar da olduğu söyleniyor. Seni dinleyelim son durum için. Evet, hemen sorunuzla başlayalım. Göçük altında kalan, yıkık altında kalan hiç kimse yok. Kısa bir süre içinde herkes oradan çıkarıldı ve oradaki çalışmalar tamamlandı. Şu an itibariyle bölgede az önce yayına hazırlandığımız anda yine şiddetli bir deprem oldu. Bulunduğum noktadan yaklaşık olarak 1,5-2 metre ileriye beni attı deprem. Şu an itibariyle depremin durduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan ekipler bölgeye geldi. Yardım ekipleri şu an bölgede. Çadırlar kurulmaya başladı. 4 köyde etkili olmuştu. Kaşkol, Güvenlik, Özpınar ve Gelenler Köyü. Bizler Özpınar Köyü'ndeyiz ve burada meydana gelen depremde 8 vatandaşımız göçük altında kalmış, hayatını kaybetmişti. 4 yerleşim yerinde meydana gelen depremden, yıkıntılardan dolayı meydana gelen ölüm sayısı 9. 37 de yaralımız var. 9 da ağır yaralımız var. Yardım ekipleri burada şu an itibariyle sıcak çorba, sıcak yemek dağıtılmaya başladı. Öte yandan AFAD ekipleri de burada. Askerlerimizin yardımıyla da vatandaşa çadır kuruluyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım. Ahmet Çelik, teşekkürler.
alarmda ama tüm önlemlere rağmen ölümcül virüs yayılmaya devam ediyor. Hatta yanı başımıza kadar da geldi. Sınır komşumuz İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Vaka sayısı da hızla artıyor. Sağlık Bakanlığımız da teyakkuz halinde. İran sınırında günlerdir üst seviyede tedbir vardı. Bugün de sınır kapıları tamamen kapatıldı. Artık İran'dan Türkiye'ye giriş yasak. Küresel bir kabus haline gelen koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Çin'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Virüsün yayılma hızı yakın tarihte görülen SARS ve Ebola gibi hastalıkları kat be kat geride bıraktı. Alınan tüm önlemlere rağmen Güney Kore, İtalya ve İran'da yeni ölümler kayıtlara geçti. İran'da virüsün yayılmaya başladığı Kum şehrinde ordu sokağa indi. Okullar tatil edildi. Sinemalar ve müzeler gibi halkın temas halinde olabileceği kültürel faaliyet mekanları kapatıldı. Ancak buna rağmen ne vaka sayısındaki ne ölü sayısındaki artışın önüne geçilebildi. Virüse müdahalede başarısızlık suçlamaları nedeniyle üniversite öğrencileri protesto gösterileri düzenledi. İranlılarsa teması sıfıra indirmek için yeni yöntemlere başvuruyor. Sokakta birbirini görenler ayaklarıyla tokalaşıyor. İran'daki kaos komşularda da bir dizi önleme neden oldu. Irak, İran vatandaşlarını sınır kapılarından geri çeviriyor. Türkiye, İran'la olan tüm kara sınırlarının koronavirüs nedeniyle kapatıldığını duyurdu. İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. İran'dan Türkiye'ye yapılan hava kara demiryolu seferleri tamamen durduruldu. İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17 itibariyle geçici olarak durduruldu. Afganistan, Pakistan ve Azerbaycan da İran'la kara sınırlarını tamamen kapattı. Korona dehşeti Avrupa'da can almaya devam ediyor. Fransa'nın ardından İtalya'da virüs yüzünden ölenlerin sayısı 2 oldu. Karantina altına alınan bölgeler hayalet şehre döndü. Futbol ülkesi İtalya'da lig müsabakaları iptal edildi. İran sınırında hem deprem hem de virüs alarmı var. Güneyde ise İdlib gerilimi. İdlib'de rejim güçlerinin çatışmasızlık bölgesinin dışına çıkarılması için Mehmetçik sahada. Başkan Erdoğan ise yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan Cuma günü dörtlü bir İdlib zirvesi için Almanya Şansölyesi Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. Zirvenin tarihi de belli oldu. 5 Mart. Terörle mücadele yürütürken de kimseden icazet almıyoruz. Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyor, onu uyguluyoruz. Hem sahada hem de masada Türkiye İdlib konusunda kararlı. Yol haritası belirlendi. Başkan Erdoğan, Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle görüştüğünü söyledi. İdlib için yapılacak dörtlü zirvenin tarihini açıkladı. Bu konudaki kararlılığımızı Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz.
Erdoğan İzmir'de önce otoyol açılışını yaptı, ardından Bergama'da halka seslendi. Gündeminde İdlib vardı. Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde Allah hamdolsun şimdi huzur var, barış var, istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. Başkan Erdoğan Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyadaki gücüne vurgu yaptı. El öte köpen değil, el pençe, batılı liderlerin karşısında divan duran değil. Masaya oturup onlarla beraber ülkelerimizin menfaatini konuşan bir lideriniz var. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da hedefindeydi. Muhalefeti ülkesinin çıkarlarını savunmamakla eleştirdi. Maalesef Türkiye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına üzülemeyen, ülkeyle, milletle bağı tamamen kopmuş bir muhalefet partisine sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine başka ülkelerin, darbecilerin, gezici vandalların çıkarlarını savunan bir muhalefet anlayışı var. Türkiye çözüm için hem masada hem de sahada mücadele verirken İdlib'de ise gerilim her geçen dakika daha da tırmanıyor. Rusya ve İran'ın desteğini arkasına alan rejim güçleri kente yine bomba yağdırdı. Mehmetçik ise hem rejim güçlerini çatışmasızlık bölgesinin dışına çıkarmak hem de şehitlerinin kanını yerde bırakmamak için görev başında. Son operasyonda Esad güçlerine ait 21 nokta daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruldu. İç savaştan kaçanların son sığınağı İdlib'de. Rusya ve İran destekli Esad rejiminin saldırıları devam ediyor. Rejimin hedefi genellikle sivillerin yoğun yaşadığı bölgeler, okullar, pazar yerleri ve hastaneler. Buraya rejim uçakları ardı ardına bomba yağdırdı. Görüyorsunuz işte hastaneden geriye kalan tamamıyla bir enkaz yığını. Burada siviller tedavi oluyordu. Ancak rejim uçakları işte bu hastaneyi de hedef aldı. Suriye'nin diğer bölgelerinden kaçıp gelenler içinse insanlığı utandıracak bir sefalet hüküm sürüyor. Bombardımandan kaçanların bazıları çadır buldu, o çadırlara sığındı. Çadır bulamayanlarsa işte böyle yeraltı evlerine yerleştiler. Tıka basa dolan çadır kentte yer bulamayanlar soğuk kış günlerine rağmen ilkel barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Tamamen kazma küreklerle kazılmış tek göz bir alan. Burada ne bir yatak odası var ne de bir mutfak. Görüyorsunuz bütün eşyalar burada ortada ve işte bu alanda 6 aile yaşıyor. Yani 38 çocuk, anne ve babası. Türkiye ise nüfusu savaş öncesi döneme göre 3 kat artarak 4 milyona çıkan bölgede akan kanın durması için mücadele veriyor. İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız. Türk Silahlı Kuvvetleri rejimin alçak saldırılarında şehit düşen sözleşmeler Mecit Demir'in intikamını aldı. Milli Savunma Bakanlığı saldırının kaynağında tespit edilen 21 rejim noktasının yoğun atış altına alındığını duyurdu. Az namlı bir şey bunlar ya. Sahada yoğun çatışmalar sürerken masada da diplomatik seferberlik var. Başkan Erdoğan 5 Mart Perşembe günü İdlib meselesi için Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir zirve gerçekleşeceğini duyurdu. Rejim askerlerinin İdlib'e yaptığı saldırıda şehit düşen sözleşmeler Mecit Demir'e veda günüydü bugün. Memleketi Gaziantep'te binlerce kişi şehide son görevlerini yerine getirmek için bir aradaydı. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber. 3 gün önce aradım Ramazan Bey'i.
seni gelip bir ay sonra kapıdan olacaktım. Bir ay sonra izne gelecek, onu kardeşi karşılayacaktı ama olmadı. Tabutuna sarılan kardeşinin sözleri yürekleri dağladı. Tankçı, sözleşmeli er Mecit Demir, İdlib'de rejim askerlerinin saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Şehit sözleşmeli er için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Aslanım, gururum. Namusumuz ve şerefimiz üzerine kanın yerine kalmayacağım. Şehit sözleşmeli er Mecit Demir, kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi. Gaziantep şehidini uğurlarken Ankara'daki HDP kongresinden PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük sloganları yükseldi. Teröristler için saygı duruşuna geçildi. Eş başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli de oradaydı. Buldan'ın dün CHP'ye yaptığı artık aramızdaki ittifakı gizlemeyin çağrısı bugün tüm ittifak ortaklarına söylendi. İki eş başkan da benzer cümleler kurdu. Demokrasi ittifakı sürmeli. İmralı'ya geç diye Öcalan. Herkesi Demokrasi İttifakı'na katılmaya davet ediyoruz. Bu mücadele birikerek güçleniyor. İsim vermediler ama CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne, hatta yeni kurulan partilere çağrı yaptılar. İttifak ortaklığı gizlenmesin açıklamasının ardından bir kez daha birlikte yol yürüdükleri partilere seslendiler. İktidar dışındaki tüm siyasi partileri Demokrasi İttifakı'na davet ediyoruz. HDP 4. olağan kongresini Ankara'da gerçekleştirdi. İstiklal Marşı okunmadı. Öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. PKK marşı söylendi. İmralı'ya terörist başına selam gönderdiler. HDP fikriyatının büyük emektarı Sayın Abdullah Öcalan'a buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yetmedi, Buldan Türkiye'nin Suriyelilerin ülkesine güvenle dönmeleri için başlattığı operasyonlar için talan ifadesini kullandı. Suriye barışını, Kürtlerin demokratik Suriye'deki temsiliyetini engellemek için Kuzey Suriye'ye girdiler, Afrin'e girdiler, her yeri talan ettiler. Mithat Sancar, Sezai Temelli yerine eş genel başkanlığa getirildi. Pervin Buldan'sa koltuğunu korudu. Sancar, seçimin ardından yaptığı konuşmada kendinden öncekileri aratmadı. İmralı'nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. HDP, kongresi için AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi dışındaki tüm partilere davetiye gönderdi. Partilerin temsilcileri de o salonda hazır bulundu. CHP'yi Aykut Erdoğdu temsil etti. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın artık aramızdaki ittifakı gizlemeyin çağrısına bugün yanıt da geldi. Olumlu bir yanıt. CHP'de yaklaşan büyük kongre öncesinde tansiyon da giderek yükseliyor. Olaylı kongrelerin sonuncusu Uşak'ta yaşandı. CHP'li vekil Özkan Yalım'ın danışmanı bir kadın delegeye hakaret edince salon bir anda karıştı. CHP'de 28-29 Mart'ta yapılacak olağan kurultay için ilk kongre süreçleri devam ediyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tek aday dayatmasının dışına çıkılan kongrelerde kavga eksik olmuyor. Olaylı kongrelerin sonuncusu Uşak'ta yaşandı. Arkadaşlar lütfen. CHP'li vekil Özkan Yalın blok liste yerine çarşaf liste istedi. Bazı partililer durumu antidemokratik buldu, itiraz etti. Yalım'ın danışmanı Mahir Yaşar o anda bir kadına ağza alınmayacak sözler söyledi. Kongre salonu bir anda karıştı. Duruma öfkelenen bazı partililer Yalım'ın danışmanının üzerine yürüdü. Arkadaşlar lütfen. Kılıçdaroğlu'nun tek aday dayatması hem genel merkez içinde hem de parti tabanında rahatsızlığı katladı. Delegeler büyük kurultayda Kılıçdaroğlu'na bir sürpriz yapar mı sorusu parti kulislerinde konuşulmaya başlandı bile. Bizim disiplinli bir örgüte ihtiyacımız var. Tek ses çıkaracak.
Delegeler gel buraya derse gelirim. Genel merkezde Kılıçdaroğlu'yla görüşen Muharrem İnce'nin olağan kurultayda aday olup olmayacağı net değil. Ancak adaylığa göz kırpan tek isim o değil. Parti meclis üyesi İlhan Cihaner, eski İstanbul Milletvekili Umut Oran, eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ve CHP içinde sol gövde olarak kendilerini adlandıran grubun öncüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği iddia ediliyor. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli. Bu anlamda CHP'nin de artık bu korkudan, çekingenliğinden çıkması gerektiğini düşünüyorum. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın kurduğu bu cümle daha önce defalarca yaptığı gibi CHP ittifakını gözler önüne sermişti. Bu sözlere destek niteliğindeki açıklama CHP genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal'dan geldi. Çorum İl Kongresi'nde konuştu. 31 Mart'ta 23 Haziran'da umut haline getirdiğimiz bu yeni düzeni büyütmek zorundayız. İngiliz yayın kuruluşu BBC bir Türk'le röportaj yaptı, yayınladı. Haberin başlığı geçinemeyenler. Konuksa Fatma Çetinkaya isimli bir kadındı. Sözde sefalet içinde bir yaşam sürüyordu o kadın. Sözde diyoruz çünkü haberin Türkiye hakkında kötü bir algı oluşturma çabasından öte bir değer taşımadığı gerçekler ortaya çıkınca anlaşıldı. Zaten yaşam biçimimiz bu bizim. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Maddi durumunun kötü olduğunu söyleyerek duygu sömürüsü yaptı. Zaten bizim potansiyelimiz belli. Gelirimiz belli. Ama çok geçmedi. Verdiği röportajla gerçek hayatı arasındaki fark ortaya çıktı. BBC'nin Türk ekonomisini karalamaya yönelik tezgahı ise yerle bir oldu. Emin olun şu sokakta yaşayan yüzlerce insan hemen hemen hepsi aynı durumdalar. BBC televizyonunun hazırladığı Geçinemeyenler adlı haber dizisi Türkiye'yi karalamaya yönelikti. İngiliz yayın kuruluşu röportaj yaptığı kadını gıda masrafını dahi karşılamakta zorlanan biri olarak lanse etti. Yani biz mi yanlış yapıyoruz? Biz mi beceremiyoruz? Ama alın teriyle gerçekten beden gücüyle emekle çalışan emekçiler biziz. Ama bu dengesizlik nasıl oluyor? Ben onu çözemiyorum. BBC'ye röportaj veren Fatma Çetinkaya gelirinin çok düşük olduğunu, maddi zorluk çektiğini ve güçlükle geçindiğini ileri sürüyordu. Önceden markete 100 lirayla gidiyorduk. Evin mutfak ihtiyaçlarını 100 TL'ye alıp çıkabiliyorduk. Şimdi ben 100 TL'ye girdiğim zaman en fazla 4 veya 5 parça bir şey alabiliyorum. Bu da ihtiyacın çok 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 altında. Yani ihtiyacımı karşılayamıyorum. Ancak BBC televizyonu baltayı taşa vurdu. Zaten bizim potansiyelimiz belli. Gelirimiz belli. Gerçek adı Fatma Çakır olan kadının İstanbul Boğazı'nda kiraladığı lüks teknedeki eğlence görüntüleri BBC'nin maskesini düşürdü. Zaten yaşam biçimimiz bu bizim. Gerçek dünyadaysa gerçekten zor, hatta çok zor hayatlar var. 11 yaşındaki Suriyeli Emine'nin hayatı gibi. Ölümün kol gezdiği İdlib'de yaşıyor Emine. Başlarına yağan bombalara inat. Etrafında açan çiçeklerle hayata tutunmaya çalışıyor. İsmi Emine. Amri 11 من راس الحصن. كل نهار نطلع انا ورفيقتي تحت المطر والثلج عشان نقطف رنجز. وطلع ببيع الطريق بيع الباقة ب200 كرمال نأمن حق ربطة الخبز كل نهار بدنا يعني شي 5 ربطات خبز عايشة أنا وأهلي 9 أشخاص نحن إيش نزاول بهالظروف السيئة يعني أتمنى إنه أنجح في مدرستي واتمنى يكون الحياة حلوة من دون حرب ومن دون قصف. Arabesk müziğinin efsanesi Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı yoğun bakımda. Beni hatırlamadınız mı? Hayır. Düşünün lütfen. Muhterem Nur'un durumu nasıl? Birazdan. Hayran oldum. İstanbul Fatih'te bir mahalle sabaha karşı yangın paniğiyle sokağa döküldü. Park halindeki 9 araç birden alev topuna dönmüş yanıyordu. Peş peşe gelen patlamalarla panik katlandı. Gel böyle.
Şuraya gel. Arabaları kundakladı. Çocukların peşine git. Patlayabilir. Bir şey tokup yaktırır da. Saatler gece 3.15'i gösteriyordu. Şehir eşkıyaları Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde ortaya çıktı. Ellerinde bidonlar, bidonların içinde de yanıcı madde vardı. Haydutlar park halindeki araçları ateşe verdi. Ve otomobiller saniyeler içinde alev topuna döndü. O sırada oradan geçen bir otomobilin sürücüsü korna çalarak uykuda olan mahalleliyi uyandırmaya çalıştı. Arabaları kundakladı. Çocukların peşine git. Patlayabilir. Patlayabilir. Arabaları kundakladılar. Ardından da kundakçıların peşine düştü. Arabaları kundakladılar. Şu anda peşlerine gidiyoruz. Evet, Balat'ta 2-3 tane çocuk arabayı kundakladı. Gecenin üçünde. Polisi ara, polisi. Mahalle sakinleri yanan araçları görünce şoku yaşadı. Gel, böyle gel. Gel. Arkadaşımla beraber peşlerinden gittik ama ara sokaklara kaçtılar. Yangında zarar görürler diye kornaya basarak kovaladık ama ara sokaklara girince yayı olarak arabayla kovalamak da mümkün değildi. Bazı araç sahipleri aracını kurtarabilmek için kendi canını tehlikeye attı. Ara ara yaşanan patlamalar yürekleri ağza getirdi. İtfaiye 4 koldan işe koyuldu. Söndürülen yangın sonrası 9 araç hurdaya döndü. Polis şimdi izini kaybettirmeyi başaran o şehir eşkıyalarının peşinde. Çok büyük bir tehlike atlattık yani. Manisa kan donduran bir cinayete sahne oldu. Eski mahalle muhtarı tartıştığı komşusunun üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Cinayet anını güvenlik kameraları kaydetti. Telefonda tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu. Kaçmak isterken de polisle çatıştı. Manisa'da Sarıbey Mahallesi eski muhtarı Mustafa Demir, iddiaya göre komşusu Hüsnü Balmumcu'yla telefonda tartışmıştı. Demir, yeğeniyle birlikte çarşıda gezdiği sırada tartıştığı o komşusuyla karşılaştı. İkili arasındaki gerginlik kavgaya döndü. Eski muhtar silahını çekti, ard arda tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan adama tekme atan eski muhtar aracına binerek kaçmak istedi. Olay yerine gelen polise de ateş açtı. Bacaklarından vurulan adam çok kan kaybetmişti. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı eski muhtarla yeğeni ise adliyeye sevk edildi. Gösteriş meraklısı bir sürücü yüzünden 2 ay sonra dünya evine girmeye hazırlanan bir çiftin hayatı alt üst oldu. Bağdat Caddesi'ndeki kazada ağır yaralanan genç kız hala yoğun bakımda, ölüm kalım savaşı veriyor. Sürücü cezaevinde, cadde ise adeta denetim ablukasına alındı. Ama buna rağmen kaldırımda yürüyenler bile tedirgin. Hava güzel, çocuğumuzu aldık, yürüyoruz ama şu anda bile korkuyoruz açıkçası. Her sene görüyoruz mutlaka ölümlü kazalar. Hızla gelen bir araç Bağdat Caddesi'nde nişanlı çifti altına almıştı. O kazayla birlikte gözler sık sık ölümlü kazaların yaşandığı Bağdat Caddesi'ne çevrildi. Biz de şu anda yürüyoruz ama çok güvenli değil yani, her an birisi yine böyle hızlı gelebilir. Bağdat Caddesi son yıllarda sık sık ölümcül kazalarla adından söz ettiriyor. Öyle ki gece yarısı Bağdat Caddesi'nde işte bu yol bir yarış pistine dönüyor. Çok kontrolsüz sürüşler oluyor. Bu Bağdat Caddesi'ndeki ilk kaza değil, son da olmayacak. O feci kaza Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı işte bu noktada yaşandı. Nişanlı çift bankta oturup sohbet ediyordu. Ardından işte bu yönden hızla gelen bir araç çifti altına aldı. Çok kötü bir giriş yapmış, şu 4 tane şeyi parçalayarak. Gece yarısı Bağdat Caddesi'nde kontrol vardı.
Kazanın ardından polis alkollü sürücülere yönelik denetimini arttırdı. İçer misiniz bana doğru beyefendi? Gece burada yürürken endişe ediyor musunuz? Çok. Çok. Bu alkollü araç kullanmanın cezası Amerika'daki gibi direkt hapis olmalı. İki ay sonra dünya evine girmeye hazırlanan Cansu Safi ve Bergehan Bulgurcu hastanede. Yoğun bakım servisindeki genç kadının durumu iyiye gidiyor. Bergehan Bulgurcu da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Alkollü direksiyon başına geçip kazaya neden olan zanlı ise cezaevinde. İstanbul İtfaiyesi'ne sabahın erken saatlerinde bir ihbar geldi. Adres Kadıköy'dü. Tavuklarına yem veren adamın bahçesindeki kuyuya düştüğü söylendi. İşte sonrası. Tamam hadi beyler. Çek. Tavuklara yem vermek istedi. Metrelerce derinlikteki kuyuya düştü. İmdadına itfaiye yetişti. Biraz daha. Sabah saatlerinde ekipleri alarma geçiren Kadıköy Göztepe'den gelen ihbardı. 64 yaşındaki adam metruk binanın bahçesindeki tavukları besliyordu. Bahçede gezilen adamın tahta parçasına basmasıyla kendisini 15 metrelik kuyuda bulması bir oldu. Yeşer abi. Kuyuya düşen adamı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Başlıyoruz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Hadi beyler. Çek. Talihsiz adam sarkıtılan iple yukarı çekildi. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumu iyi. Tekirdağ'da genç bir sokak müzisyeni uyuyan dört köpeğe serenat yapmak istedi. Klarnetiyle yanı başlarına kadar sokuldu ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sokak köpeklerine klarnet çaldı. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Köpekler müzisyene böyle saldırdı. Görüntü Tekirdağ'da kayda geçti. Bir müzisyen sokakta yatan dört köpeğin yanına gidip klarnet çaldı. Başta köpeklerden bir tepki gelmedi. Ama çok geçmeden biri müzikten rahatsız olup ayağa kalktı. Peşinden de diğerleri. Klarnet çalan genç köpeklerin üzerine koşmasıyla kaçmaya başladı. O anları müzisyen gencin arkadaşı kaydetti. Evi, eşi, 5 çocuğu var ama kimliği yok. Tam 51 yıldır görünmez adam gibi yaşıyor. Birazdan... Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken rahatlatan haber dördüncü günün sonunda geldi. Hayati risk ortadan kalktı. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Müslüm Gürses'in hayat yoldaşı sevenlerini korkuttu. Aylar oldu. Muhterem Nur organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Rahatlatan haber dördüncü günde geldi. Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur dört gündür organ yetmezliğinden dolayı Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda. Tedavisi devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre Muhterem Nur hayati bir risk taşımıyor. Beni hatırlamadınız mı? Hayır. Düşünün lütfen. Sevenleri ve yakınları Muhterem Nur için dua ediyor. Tek temenni bir an evvel güzel haberler duyabilmek. 14.000 yıl gezdim pervanelikte. Zıkkı ismin duydum divanelikte. Kimliği olmadan 51 yıl yaşayan ve hala yaşamaya devam eden Hüseyin Dükşen'in sıra dışı ve bir o kadar da zor hayat öyküsü var sırada. Beş tane çocuğunuz var. Beş tane çocuğum var. Ama siz yoksunuz aslında. Evet ben yokum, ben yokum. Yok olan bir insanım. Adı Hüseyin Dükşen, beş çocuk babası. Aslında var ama yok. Daha doğrusu kayıtlarda yok. Doğduğu günden beri yani 51 yıldır kimliksiz. Ne askerlik, ne resmi nikah, ne de bir banka hesabı. Hiçbiri yok. Kendisini arayıp soran da yok. Bir anlamda 51 yıldır görünmez adam.
Yani siz varsınız ama yoksunuz. Evet, varım yokum. Çünkü bundan dolayı, bu nüfus cüzdanından dolayı yokum. Hüseyin Dükşen'in 5 çocuğu var, Deniz de onlardan birisi. Ancak nüfus cüzdanında babasının sadece adı görünüyor. Çünkü babasının kimliği olmadığı için nüfus da annesinin üzerine kayıtlı. Yani çocuklarınıza kendi soyadınızı bile veremediniz. Veremem, hiçbir şey yapamadım ki. Bir doktora bile gidemiyorum. İstanbul'da yaşıyor, yaşıyor ama kimsenin ondan haberi yok. Kimliği olmadığı için eli kolu hep bağlı. Ömrü iki göz odada geçiyor. Otobüs ya da uçak bileti bile alamıyor. Kendi de işin içinden çıkamıyor. İş atışıyım. Çevrem kimlik sormuyordu. Sigorta sormuyordu. Durumları biliyorlardı. Beni çalıştırıyordu. Şu anda o çevre de yok. Bir doktora bile gidemiyorum. Üstelik Hüseyin Dükşen'in yaşadığı sıkıntı bununla da sınırlı değil. Her polis çevirmesinde kendisini karakolda sorguda buluyor. Bu karakola götürdüler. 3 saat karakoldan kaldım. İnanmadılar. Sonra inandıktan sonra çevredeki insanlar devreye geçtikten sonra beni bırakıyorlar. Hüseyin Dükşen'in hayatta olmayan anne ve babasının da kimliği yoktu. Zaten sıkıntı da böyle başladı. Ha bugün ha yarın kimlik çıkacak diye beklerken 51 yıl oldu. Hüseyin Dükşen işte bu nüfus cüzdanına sahip olmak için çalmadık kapı bırakmadı ancak yıllarca hep aynı cevabı aldı. En son annesinin mezarının açılmasına karar verildi. DNA eşleştirmesi yapılacaktı ve ardından kendisine bu nüfus cüzdanından verilecekti. Ancak annesinin de hayatta yaşarken nüfusa kaydı olmadığı için yine Hüseyin Dükşen'e bir nüfus cüzdanı, bir kimlik verilemedi. Benim tek istediğim bu kimliktir. Bunu istiyorum. Kar payı vaadiyle vurgun yapanlar kervanına bir yenisi daha eklendi. Namı diğer Tosuncu, kendisine örnek alan dolandırıcı, Hurda Bank adını verdiği hayali kuruluşla tam 2,5 milyonluk vurgun yaptı. Fakirlere falan yardım ediyordu. Ne kadar iyi adam falan dedik. Ortak edebileceğini söyleyerek bizden ufak çaplı bir alışverişle hurda almaya başladık onunla. Şahsi olarak ne kadarınız gitti? 230 bin civarında. 125 bin lira. Hiçbir senetimiz falan da yok yani. Sadece güvene dayalı. Ne kadar paranız gitti? 71 bin lira gitti. Öfkeliler çünkü Hurda Bank tuzağıyla binlerce liraları buhar olup uçtu. Kendisi ticaret dedi ama hayali bir ticaretmiş. Aldandık yani. Mehmet Koca Sinan 30'dan fazla kişiyi Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle ve büyük kar vaadiyle kandırdı. Büyük bir para bu 40 bin lira diye söyledim de ya hurdanın çok büyük olduğunu bir hafta içinde dedi en fazla dönecek dedi. Tam 2,5 milyonluk vurgun yapan dolandırıcı işte o düzeneğinin adına da Hurda Bank demişti. Çünkü dolandırdığı tam 14 kişiye şöyle bir ifade kullanmıştı. Bu hurdaların alım satımını yapacağım ardından da elde ettiğim karı hepinizle paylaşacağım demişti. Sadece benimle iş yaptığını söyledi, kimseyle yapmadığını, kar marjının iyi olduğunu kimseye dağıtmak istemediğini söyleyerek bana bir güven sağladı. 20 kişiye yakın kişi para vermiş buna. Fakat 20 kişinde kimsenin haberi yok. Burası Demet Evler 12. cadde. İşte bu cadde üzerindeki birçok esnaf dolandırıldı ama onların dolandırıldıklarından haberleri yoktu. Çünkü dolandırıcı şahıs bu şekilde bir oyun kurgulamıştı. Herkesten aynı sistemde en sonunda çok büyük paralar götürmüş. Kimseden haberi yok tabii, söylemiyor çünkü kimse duymasın diye. Kendisine dolaşamadığımız zaman biz anlamıştık artık dolandırıldığımızı. Kasım ayının 17'sinde paramızı ödeyecekti ama kaçtı gitti. Demet Evler esnafı dolandırıldığını anlamış ama iş işten geçmişti. Kolay yoldan para kazanayım derken de çok büyük bir mağduriyet yaşadınız. Doğru, onunla haklısınız yani. Polis uzun uğraşlar sonucu dolandırıcıyı topladığı 2,5 milyon lirayla Moldova'ya kaçmak üzereyken kıskıvrak yakaladı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine kondu. Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Hepsi kaldı şu anda. Baharın müjdecisi Cemre havaya düştü. Kışlık alışveriş için indirim bekleyenlere de tezgahlara da bahar erken geldi. İşte İstanbul'dan alışveriş manzaraları. Bugün her şey indirimli. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Moda nedir sizce? Yakışan. Vallahi ben modadan çok anlamam. Moda deyince aklınıza Paris, Milano gelebilir ama aslında modanın kalbi sosyete pazarında atıyor. Biz de Mecidiyeköy'de bir sosyete pazarına geldik. Fiyatlara bakacağız, bakalım neler göreceğiz. 20 ne kadar lira bu? Efendim. 20 lira. Evet. Mağazaya gitmiş olsaydım kaç lira olacaktı? En az 45-50 lira. Fiyatlarımız %25 indirimde şu anda. Eşortman altlarımız 35'ti, 25'e indi.
Büyük boylar 45'te, 35'e indi. Çıkıp çıkıp gelsinler o zaman. Tabii. Tabii şimdi bahar kapıda, henüz tezgahlarda göremiyoruz o baharlık yazlık kıyafetleri ama yaklaşık 2 hafta içerisinde o tezgahlar şenlenmiş olacak. Dolayısıyla fiyatlar da düştü. Örneğin şöyle bir eşofman altı cıvıl cıvıl da rengi var. 30 liraydı, 20 liraya düştü. Siz neler bakıyorsunuz? Ben de kızıma tişört bakıyorum. Pazar mı mağazamı? Pazar. Taytlar var, sıcacık tutuyor kışın. Evet. Ne kadar fiyatları? 30 lira. Pançolar ne kadar? Bunlar 45. Bunu taktığın zaman aynı banka müdürü gibi olursun bak. Evet. Oldun mu banka müdürü gibi? Gerçekten çok güzel oldu. Allah bir hayli enişte versin sana. İnşallah. Ne kadar bunun fiyatı? 20 lira. 20 lira. Mağazaya gitseydik kaç liraya alırdık böyle bir... 30-35 lira. 30-35. 15-20 lira cepte yani. Tabii pazara gelmişken alışveriş yapmadan olmaz. Ben de şöyle bir mont beğendim. Hemen fiyatını sorayım size. Ne kadar bu üstümdeki? Onun fiyatı 150 lira olacak. Şöyle sıkı bir pazarlık yapalım. En son kaç olur? Bunu en son sana 120 lira. Haydi 100 olsun. 100 olmaz. 250 lira. Şunlar. Bu da 125 liradır. Ne güzel, üzerinde çiçekleri de var. Tabii ki çiçek olacak. Çiçek servisi olur mu? Olur mu? 35 lira dedi. Kuru fasulye yaparken takarsınız. Bunu mu? Evet, saç dökülmez efendim. Çok güzel olur. Kaç lira fiyatını da sorayım. Fiyat 5 lira. Çok cazip bir fiyat. İnternette 40, ben de 70 ablacığım. Dünyanın düz olduğuna inanan ve bunu kanıtlayabilmek için defalarca çılgın denemeler yapan Amerikalı mucitten bu kez kötü haber geldi. Çılgın Mike son denemesinde hayatını kaybetti. Dünyanın düz olduğuna inanıyordu. Bu inancını ispatlamak için çıktığı yolda canından oldu. Çılgın Mike lakaplı Amerikalı mucit garajında yaptığı roketle gökyüzüne havalandı. Ancak deney daha en başından hatalı gitti. Çılgın mucit henüz kalkış anında iniş paraşütünü kaybetti. Saniyeler sonraysa ev yapımı roket yere çakıldı. Mike Hughes feci şekilde can verdi. Çılgın Mike daha önceki deneylerinde yerden en fazla 550 metre yüksekliğe çıkmayı başarabilmişti. Bu kez birkaç kilometre yükselmeyi ve dünyanın yuvarlak olmadığını kendi gözleriyle görmeyi amaçlıyordu. Ancak bu sevdası 62 yaşındaki adamın sonunu getirdi. Sırada sosyal medyanın bu hafta en çok paylaşıp konuştuğu görüntüler var. Karpuz belli ki biraz ekşi. Sevimli bebekse keyifle karpuzu yerken yüzünü birazcık ekşitiyor. Yüzünü ekşitiyor ama... Tadı çok hoşuna gitmiş olacak ki mini kafacan yemelere doyamıyor. Aynı evdeki iki köpek birbirlerine meydan okuyor. Kıyasıya süren havlama mücadelesinin galibi büyük köpek olurken evde kimin sözünün geçtiği de böylece belli oluyor. Şimdi ise yürek hoplatan alabora geliyor. Macera sever iki kardeş fırtınaya aldırmıyor ve tüm tehlikelere rağmen botla denize açılıyorlar. Büyüklüğünü hesaplayamadıkları dalgayla botun burnu suya çarpıyor ve bir anda alabora oluyorlar. Miskinlikleriyle meşhur kedilerden biri geliyor şimdi. Tüyleri özenle taranan bu kedinin rahatına diyecek yok. Yattığı yeri de beğenmiş olacak ki halinden gayet memnun. İlgiyi üzerine çekmeye çalışan bu kıskanç afacanın hedefe ulaşması uzun sürmüyor. Kardeşinin ilk adımlarını kayda alan kameranın önüne geçiyor. Kardeşinin videosunu gürücükleriyle sabote ediyor.
Şimdi ise sırada kostümlü haylazlar var. Biri çekmeceyi tek tek boşaltıyor. Diğeri kahkahalarla karşılık veriyor. Odayı savaş alanına çeviren yaramazlara annelerinin cevabıysa kayda almak oluyor. Bir ara verelim, ardından veda edeceğiz. Günün gelişmelerini anlattık haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden. İyi akşamlar, hoşça kalın.